Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Aranızda olmak büyük mutluluk. An analysis of patterns of colorectal cancer metastases, surgical insights. Çok düşündüm bunu da, Cem benim ne anlatmamı istediğini. Sonunda editorial bir 15 dakikalık konuşma bir araya getirdim. Çağımız genomik çağı. Her şey cerrahi ve dahili teranostik genomiks'e bağımlı. Kısaca size genomiks'ten bahsedeceğim. Şöyle bir hasta. Bu hasta sağ kolon kanseri olan bir hasta. Türk bir hasta. Çok ekstensif bir karaciğer metastazı var. Sağ kolon kanseri teşhisi konduğu zaman 1983 yılında. Sağ kolon İstanbul'da çıkarılmış. Şu anda 59 yaşında hasta, bizim yaşlarımızda. Fakat o zaman bir hayli genç. Sonra 5 cycle 5FU leukovorin tedavisi almış ve Tom Starzl Pittsburgh'te bu hastaya extended right hepatic resection yapmış. Bu hasta 2018 yılında without evidence of disease. Bu nasıl mümkün? Karaciğer metastazı, metastatik hastalık, ekstensif bir metastatik hastalık, sistemik hastalık. Sistemik hastalıktan sonra ve bu rezeksiyondan sonra da ayrıca ilave bir adjuvan kemoterapi görmemiş bir hasta. Nasıl olur da hala hayatta olabilir ve disease free olabilir? Araştırma yaptım. Ameliyat notlarını çıkardım. 2 litre kan kaybıyla ekstensif bir reseksiyon başarıyla gerçekleştirilmiş. Surgical Pathology Report. Hasta gayet iyi golf oynuyor. 1980'de Bruce Gray, benim arkadaşım, aynı zamanda Surspheres'in mucididir. Çok güzel bir review hazırladı. Bu review'da kendi tabii seyrine bırakılmış, hiç tedavi görmemiş karaciğer metastazları hastalarının doğal seyrine bakıyor. Bu makaledeki en çarpıcı bulgu, en azından 3 seride hastaların 10 seneden fazla yaşadıkları. Hiçbir tedavi görmeden, ki hepimiz biliyoruz median survival 12 aydır tedavili veya tedavisiz çoğu vakada. 10 yıl, 11 yıl, 12 yıl yaşayan hastalar var. Bu nasıl mümkün oluyor? Bu hastalar nasıl oluyor da hayatlarını kaybetmiyorlar? Metastatik dediğimiz, sistemik dediğimiz hastalık nasıl oluyor da hayatı elden almıyor? Kısaca tarihi bir not yapmak istiyorum. Halsted'le başladı biliyorsunuz modern cerrahi. Halsted'in hipotezi kanserin bir loco-regional hastalık olduğu ve evreli bir şekilde önce lenfatiklere metastaz ettiği, oradan da sistemik hale dönüştüğü şeklinde bir düşüncesi vardı. Conceptual olarak surgery of cancer is not the surgery of the organs but their lymphatics. Bu aslında Moynihan'ın sözü ama konsept Halsted'e ait. Bu konseptten hareketle radikal mastektomiyi tanımladı. Bu bir evre değişimiydi biliyorsunuz kanser cerrahisinde. Ta ki 1960'lı yıllara, 68'li yıllara gelene kadar. Bu tarihte İtalya'da Veronesi ve Amerika'da Bernie Fisher bu konsepte alt üst ettiler. Dediler ki kanser sistemik hastalık, hem de başından itibaren sistemik hastalık. Dolayısıyla loco-regional tedavilerin hiçbir faydası yok. Meme kanserinde biz sadece lampektomi yapacağız. Ve bunların hakikaten 20 yıl sonuçları publish edildi. 25 yıl sonuçlarına bakıldı. Hepsi hayatta kalım sonuçları açısından lampektominin radikal mastektomiden farkı olmadığı kanıtlandı. Bu da ikinci bir paradigmatik değişiklik olarak tarihe geçti biliyorsunuz. Fakat genomics çağına geldiğimizde artık bu iki teorinin ortasında bir yerde tamamen genomics'in tanımladığı bir kanser biyolojisi olduğunu görüyoruz. Ve ne tedavinin şekli, ne teknik başarılar, fakat esas olarak tümörün, kanserin biyolojisinin belirleyici olduğunu artık anlamış bulunuyoruz. Kanserin tanımlaması bu genomic age'de şöyle, müsaade ederseniz İngilizce okuyacağım bunu. Cancer is a complex biologic state, core abnormality of which is the disruption of normal signal transduction regulating cellular proliferation and differentiation designed for the process of regeneration process. Böyle bir fizyolojik prosesin disrupte olması. Bu disruption involves constitutive activation of the system, loss of program termination and acquisition of this functional translation of the original genomic code. Cancer is a disease of the genome. Not disease, actually it's a disorder. Disease ile disorder arasında da semantik bir fark var. Vaktimiz bunu açıklamaya müsait değil tabii. Genomics'in tanımı tabii gen haritamı, en kısa tanımlaması gen haritalaması şeklinde ama genleri alakalandıran her türlü nükleer faaliyetin içine katıyoruz. Geniş anlamda tanımladığımızda gen translasyonunu yani genden proteine olan translation zincirine karışan her türlü fonksiyonu genomics'in içine alıyoruz. It's a broad rubric. Toplu bir konsept. Bütün regulatory mekanizmaları da içine alıyor. Genetik kodu translate eden mekanizmaları. Ve bu konsept, genomik konsepti, genetiği, genleri bizzatihi, epigenetik mekanizmaları ve post-transcriptional mekanizmaları da içine alıyor. Böyle çok geniş bir tanımlaması mevcut. Standart dogma biliyorsunuz DNA'dan mRNA, mRNA'dan protein doğru zincir şeklinde akışı. Mutasyonlar olabiliyor genlerde, gen füzyonları, copy number alterations olabiliyor. Bu terimler çok geçiyor artık yeni makalelerde. Sonra bu genlerin ekspresyonu var, mRNA'ya dönüşümü var ve mRNA'nın da sonra proteine dönüşümü var. mRNA ekspresyonu bu değişik mapping teknikleriyle ortaya çıkıyor. Protein ekspresyonu immunohistochemistry ile bakılıyor. Ve transkripsiyon prosesini kontrol eden de epigenetik var. Epigenetiğin bir komponenti metilasyon, histon modifikasyonları. Diğer komponenti microRNA. MicroRNA, tRNA'nın, mRNA'nın tRNA dönüşümü aşamasında kontrol gösteriyor. Mitokondriyal aşamada, Golgi aparatı aşamasında. Bütün bu genomik kontrol mekanizmaları son derece komplike. Genel anlamında çok basitleştirilerek söyleyecek olursak genomik aberasyonları, point mutation'lar, copy number alterations, bunlar kromozomal düzeyde, inversions, deletions, gen ekspresyon profilleri ve epigenetik değişiklikler, metilasyon paternleri, microRNA ekspresyonları olarak çok genelleme yapacak olursak bu başlıklar altında toplayabiliyoruz. 2000 yılında Human Genome Project tamamlandı. Sonra 2005 yılında hemen Cancer Genome Project başladı. Ve 10 yıl sürer deniyordu. 5 yıl içerisinde data şeysi toplandı büyük ölçüde. Ve 2010 yılında ilk yayınlar ortaya çıkmaya başladı. İlk yayınlanan kanser datalarından birisi de kolorektal kanser. 2012 yılında ek paper yayınlandı. İlginç olarak iki grup tanımlanıverdi hemen. Birincisi hypermutated, hipermüte ve hypomutated grup. Böyle iki değişik grubun olduğu. Bu mutationlardan kastettiğimiz gene mutationlar direkt fonksiyonel cinlerin mutationı olabildiği gibi microRNA gene mutationları da var. İçinde regulator gene mutationları da var bu işin içinde. Epigenetik değişiklikleri de katıyoruz. Çok geniş bir spektrumu kapsıyor. Epey zamandır tartışıyoruz. Sağ kolon, sol kolon, rektum biyolojileri farklı mıdır, değil midir? Metastazların biyolojileri farklı mıdır, değil midir? İşte burada yavaş yavaş şu başlıyor. Yani biz hala kansere, sağ kolon kanseri, sol kolon kanseri, goblet hücreli kanser, adenokanserin şu tipi morfolojik ve anatomik sınıflandırmalarla hala yaklaşıyoruz. Artık bu çağın değişme zamanı yavaş yavaş geldi. Bunun ilk verileri de bu makalede ortaya çıktı. Mesela bu slaytta gördüğünüz şey hipermüte ve hipomüte, non-hipermüte grup arasında çok büyük fark var. Kırmızı, yeşil ve mavi. Kırmızı right kolon, yeşil transverse kolon, mavi left kolon. Hepimiz biliyoruz right kolon ve left kolon genelde baktığınızda biyolojileri farklı gibi geliyor ama eğer hipermüte gruba bakacak olursanız ve hipermüte olmayan grubu ayırdığınızda sağ kolon sol kolon arasında bir fark yok. Dolayısıyla bu semantik bir yaklaşımdan çok daha farklı. Biz diyoruz ki sağ kolon şöyle midir, sol kolon böyle midir? Aslında öyle değil. Mutasyon olanlarda nasıldır, mutasyon olmayanlarda nasıldır? Aradaki fark bu. Bu son slaytımda göstereceğim. Marx'ın Hegel'e yaptığı diyalektiği upside down çevirme meselesine geliyor. Hipermüte tümörlerle non-hipermüte tümörler arasındaki mutasyon farklılıklarını çok net bir şekilde tanımladık. Bunların içerisinde APC mutationlar mesela hipermütelerde %51, öbüründe %81. Fakat belirgin bir mutasyon profili farklılıkları var iki grup arasında. Ve neticede hangi intracellular signal transduction mekanizmalarının, hangi pathway'lerin etkilendiği çok net bir şekilde ortaya çıktı. Ve hemen daha önceden de başlamış olan actionable konsepti ortaya çıktı. Actionable derken tanımladığınız bir bozukluğa karşı yapabileceğimiz ne var? Bunu zannediyorum Fatma Hanım anlatacak benden sonra. WNT, Wnt pathway, TGF-beta pathway, MAP kinase pathway, TP53 pathway, bütün bu pathwaylerde küçük moleküller, hangi moleküller hangi sırada aktive oluyorlar ve bu molekülleri deaktive edebilecek, bloke edebilecek ilaçlar var mı? Medikal onkolojinin son 10 yılda, son 20 yılda tamamen meşgul olduğu konu bu. Bizim için ise cerrahlar olarak biraz daha farklı ve konuyu ona getireceğim. Şimdiye kadar gösterdiğim slaytlar 2012 yılındaki ilk Cancer Genome Project yazısıydı. Bu da en son çıkan yazım. Memorial grubundan 2018 January'de çıktı. Daha büyük bir hasta popülasyonunda aynı bulguları teyit eder mahiyette. Yine microstellar instability, hypermute grup ve microsatellite stable grup arasında çok belirgin bir fark var. Bu arada bir de polymerase epsilon gene mutation'ı da bir subgrup olarak %3 hastada gündeme gelen yeni bir mutasyon tanımı. Yine çok geniş bir spektrum içinde hangi genlerin mutasyona uğradı, hangi değişikliklerin ortaya çıktı. Yavaş yavaş genetik map daha fazla netlik kazanmaya başlıyor. Ama hala ve hala biyolojinin, hastanın kanserine özgü biyolojiyi belirleyen tam bir profili tanımlamış değiliz. Varmak istediğimiz istikamet o. Bizim için önemli olan cerrahi açıdan surgically actionable disease'i tanımlayabilmek. Yani hangi hastayı ameliyat edelim, hangi hastayı ameliyat etmeyelim, hangi hastaya anti-extirpe yapalım, hangi hastaya extensive karaciğer reseksiyonu yapalım. Bunların kararını verebilmemiz lazım. Starzl'ın ameliyat ettiği hastayı Türkiye'de ameliyat etmemişlerdi 1983 yılında. Ve Amerika'da o ameliyatı, o hasta için o ameliyatı yapacak Starzl'dan da başka adam o dönemde yoktu. Hatta ben çok iyi hatırlıyorum Cameron'ın ilk baskısı 1984 yılında çıkmıştı. Biz de fotokopisinden öğrenmiştik her şeyleri. Orada çok net bir statement vardı. Karaciğer rezeksiyonu, metastatik kolorektal kanser için karaciğer rezeksiyonu yapmak futile bir şeydir. Belki çok seçilmiş vakalarda yapılabilir ama yapılmasa daha iyi olur gibi bir statement vardı. Bu statement çok değişti. Biliyorsunuz Fransız grubu transmetastatik rezeksiyonlar yapıyor. Eksohepatik metastazlar artık bizi durdurmuyor majör rezeksiyonları yapmakta. Çünkü biliyoruz ki bir subgrup var. Hala tam çok net olarak tanımlayamadığımız tümörün biyolojisini bütün agresif görüntüsüne rağmen korkutucu manzarasına rağmen cerrahı teşvik edebilecek bir biyolojik profil taşıyabiliyor. Bunu seçmek hala tam olarak mümkün değil. Metastatik invazyon ve metastaz kaskadı da çok komplike. Önce klonal bir ekspansiyonla başlıyor. Proliferatif bir tabloyla başlıyor her şey. Sonra bir aşama geliyor. Tümör invazif bir fenotipe dönüşüyor. O zaman metastaz yapma potansiyeli kazanıyor. O başka bir evre. Önce proliferatif evre, daha sonra invazif evreye geçiyor. Ondan sonra intravazasyon oluyor. Intravazasyondan sonra bu circulating tumor cells, bunların herhangi bir yerde odaklanması da biyolojik bir şey. Yani alıp tümör hücrelerini intravenöz olarak verdiğiniz zaman her zaman metastaz yapamıyorsunuz. Bunların metastatik yerleşim, seeding yapabilmeleri için özel biyolojik konumların oluşması gerekiyor. Bu konumların oluşması tümör hücresine ait faktörlerde olduğu gibi aynı zamanda tümörün geçici olarak konakladığı doku içerisinde, organ içerisinde, oradaki mezankimal doku içerisinde meydana gelen bir takım genomik değişikliklerin de katkısıyla olabiliyor. Dolayısıyla circulating tumor cells is not enough. Circulating tumor cells seeding in target organ is not enough. Bütün koşulların, biyolojik, genomik, moleküler bütün koşulların bir arada oluşmasıyla ancak metastatik hastalık oluşup gelişebiliyor. Bu oluşum ve gelişim içerisinde işte metastatik fenotiple de sistemik fenotip arasında yine bir fark var. Sistemik insanlar sistemik hastalıktan ölüyorlar. Metastatik hastalıktan ölmüyorlar. Metastatik hastalık hala cerrahi olarak tedavi edilebilir bir hastalık çoğu durumda. Sadece hangi aşamada, hangi moleküler profille metastatik aşamadan sistemik aşamaya geçtiğimizi tanımlayabilmemiz lazım. Bu göstergeler primer tümörde mi mevcut yoksa metastatik odaklarda mı gizli cevaplar? Onları bulmak durumundayız. Hala onları tam olarak becermiş değiliz. İnşallah 5 sene, 10 sene sonraki toplantıda elimizde net bir harita olacak ve diyeceğiz ki bu hastanın primer tümöründe yapılan araştırmalara göre işte 2 sene sonra karaciğer metastazları olacak, 3 sene sonra şu metastazlar olacak. Lenf nodu metastazları, kemik metastazları, karaciğer metastazları, bunların hepsinin fenotipleri tanımlanmış olacak inşallah. Yayınların birçoğu normal kolon, kolon dokusu, kolon kanseri dokusu ve metastaz dokusundaki genomik farklılıkları irdelemekle alakalı. Bu heat map deniyor. Burada çok net bir şekilde görüyorsunuz ki normal kolon mukozasıyla primer kolon kanseri ve karaciğer metastazları arasında fenotipik ekspresyonlar açısından, gene profile ekspresyonu arasında çok büyük farklılıklar var. Bunları tamına analiz edip klinik pratiğe nasıl translate edeceğimizi hala bilmiyoruz ama böyle bir farklılaşmanın olduğu çok bariz bir şekilde ortada. Mesela ona Venn diyagramı diyoruz. Bu Venn diyagramında üst üste overlap olan genomik değişiklikleri görüyorsunuz. Normal kolon mukozasında olup da tümörde olmayan, tümörde olup da normalde olmayan, tümörde olup primer tümörde olup da karaciğer metastazında olmayan çok değişik bir spektrumda bunları analiz etmek mümkün. Bunlar publicly accessible database'lere giriliyor ve zaman zaman oralardan yeni yayınlarla giderek daha çok aydınlanıyoruz fakat hala kesin bir sonuç getiren, klinikte bize yol gösterecek bir profil tanımlamış değiliz. En önemli hususlardan bir tanesi kanser biliyorsunuz monoklonal bir hastalık. Öyle başlıyor. Tek bir klondan başlıyor. Hiperplazi multiklonal bir hastalık, poliklonal bir hastalık. Fakat yeni klonlar oluştukça kanserde multiklonal bir evreye geliyorsunuz. Bu çalışmada primer ve metastatik tümörlerdeki buna da Darwinian bir yaklaşım aslında. Bu Darwin'in söylediği klonal selection teorisinin kansere adapte edilmiş formatı bu. Sadece tümörde olan değişiklikler var. Metastazlarda olanlar var. Metastazlar yeni klonlar doğurduğunda metastazda olup da primer tümörde olmayan klonlar ortaya çıkabiliyor. Metastazlar içerisinde bile bir homojenite yok. Metastazlar bile heterojen bir formatta. Dolayısıyla bu hangi hasta cerrahi tedaviye uygundur seçimi yapmak güçleşiyor, ama bu güçlüğün neden, bu güçleşmenin nereden geldiğini anlamamız da giderek artıyor. Önemli bir husus, özellikle metastatik hastalığın oluşumunda ve metastatik hastalığın sistemik hastalığa dönüşüm aşamasında rol oynayan proteinlerin, rol oynayan moleküllerin profilini görüyoruz. Bunlar cell to cell signaling molekülleri olabildiği gibi vasculogenesis, kemotaksis, komplement, kolajen ve koagülasyon kaskatlarında rol oynayan moleküller, dokunun adezyonunu sağlayan kadedrin gibi moleküller, prostaglandinler, lökotriyenler ve selüler metabolizma molekülleri. Bunlarda olan genomik değişiklikler, microRNA değişiklikleri gündemde. Bu tümörün invazif fenotipten metastatik, metastatik fenotipten sistemik fenotipe geçişinde bu genlerin rolü olduğu ortaya çıktı. Epigenetik değişiklikler hakikaten çok belirgin bir şekilde artık gündemde. Epigenetik derken, yani coding genlerin dışında, coding genleri regüle eden sistemin kontrolünden bahsediyoruz. Regulatory promoter region'da olan kontrol mekanizmalarından söz ediyoruz. Oraların metilat olması, histon düzeyindeki ayarlamalar genlerin ekspresyonunu değiştiriyor. Gende bir mutasyon olmadığı halde, kromozomal bir anomali olmadığı halde bunların ekspresyonu bloke oluyor veya fasilite oluyor. MicroRNA'ler yine aynı şekilde bunların rolü de kolorektal kanser ve karaciğer metastazlarında çok net olarak tanımlanmaya başladı. Normal tümör, metastatik tümör, normal doku, metastatik tümör ve primer tümör arasındaki microRNA profilleri farklı. Bunları görüyoruz. Bakınız, bu makalede kısa tarihçesini de veriyor. İlk kolorektal kanserinde hipometilation'ın tanımlanması 1983'lere kadar geriye gidiyor aslında. Son çalışmalar FDA'in onayladığı Methylated Gene-Based Assay kolorektal kanser teşhisinde bundan 2015 yılında bu onay alındı FDA'den. Hızlı bir şekilde diagnostik güncel teşhis yöntemleri haline doğru ilerliyor. Metastatik kader nedir? Yani hangi tümör nereye gidecek? Bunu hala bilmiyoruz. Niçin çok sayıda lenf nodu çıkardığımız zaman bu hastaların prognozu daha iyi? Bu sadece iyi bir staging ile alakalı. Yoksa biz belki de oradaki metastatik odakları cerrahi olarak çıkararak Halsted'ian bir şekilde bu hastalara yardımcı mı oluyoruz? Bunu çok uzun süre debate ettik. Melanomada ve meme kanserinde kesinlikle artık inanmıyoruz. Aksiler diseksiyon yapmanın sağ kalıma bir faydası olduğuna inanmıyoruz. Melanomada bu değişmeye başladı. Kolonda hala yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Hakikaten staging'e faydası olduğu için mi çok lenf nodu çıkardığımızda daha iyi sonuçlar alıyoruz? Yoksa bazı hastalarda bu sistemik hastalığa doğru progres eden süreci etkiliyor muyuz? Bunları hala bilmiyoruz. Niye bazı tümörler sağ kolon, sol kolon şuraya gidiyor, sağ kolon Bunlar sağ kolonum şuraya, sol kolon buraya gitmekten ziyade altında yatan moleküler değişikliklere ve o moleküler değişikliklerin host organ ve dokudaki iletişimleriyle alakalı. Nereye gittiği, nasıl gittiği. Burada epithelial mesenchymal transition EMT konsepti çok önemli, çok uzun bir konsept. Textbooklar ayrıntılı bir şekilde bunu yazıyor. Benim yorumladığım genomic çağda, genomic oncogenesis, Halstedian ve şeyin Fisherian diye tabir edeceğim şeylerden biraz farklı. İlk orijinal genomik değişiklikte proliferatif bir fenotip var. Ondan sonra yani bu Bohr'un atom modeli gibi izah edebilirsiniz aslında. Birinci orbitte iki tane, bunları tabii tamamen figüratif olarak söylüyorum, analoji yaparak söylemek istiyorum. İnvazif bir fenotipe dönüşüyor. Bu dönüşümde proliferatiften invazif dönüşüme sebep olan birçok sayıdaki genetik değişiklikleri biliyoruz ama tam olarak bilmiyoruz hala. Sonraki aşamada invazif hastalıktan metastatik hastalığa dönüşüm aşamasında da bir dizi genomik değişiklik oluyor. Bu genomik değişikliklerin içinde epigenetiği, mikroRNA'leri hepsini karıştırıyoruz. Ve sonra en önemlisi, yani bunu hala bizim yapmadığımız bir ayrım, metastatik hastalıkla sistemik hastalık arasında fark var. Her metastatik hastalık sistemik hastalık değil. Ve sistemik hastalığa dönüşmeden metastatik hastalığı cerrahi olarak tedavi etmek mümkün. Bu anlamda Halstedian konsept de geçerliliğini büyük ölçüde kaybetmiş vaziyette. Fisherian konsept de artık yavaş yavaş tarihteki yerine çekiliyor. Onun yerine Genomic Theranostics diye bir konsept geldi. Yani Genomics tanımıyla Theranostics'in tanımı da şu, tedaviyi yönlendirecek diagnostik bilgileri edinme, bilim ve sanatına Theranostik diyoruz. 3 tane çok güzel örnek var burada. Tiroid kanseri, pankreas kanseri ve kolorektal kanser. Tiroid kanseri ben çok yaptığım, uğraştığım kanserlerden bir tanesi. Tiroid kanserinde mesela 50 yaşın altındaysanız evre 3 veya evre 4 yok. 40 yaşında bir hastanın beyin metastazları olduğu halde bu bir evre 2. Mutational burden tiroid kanserinde çok düşük. Tiroid kanserinde metastatik hasta olarak uzun yıllar yaşayabiliyor hastalar. Sistemik hastalığa dönüşümü çok nadir. O yüzden tiroid hastalıklarından ölen hastalar yok. O yüzden stage 2'nin üzerinde tiroid, stage 2'yi aşan bir tiroid kanseri yok. Diferansiye tiroid kanserlerinde. Pankreas kanserinde biz invazyonu olanları unresectable ilan ediyoruz. Halbuki Memorial Sloan Kettering'in eski yıllarında Fortner, Dr. Fortner'ın yıllarında extended pankreatektomilerin yapıldığı yıllarda bir subgrupta survival benefit'i vardı. Ama hala biz hangi grubun bu benefitten işte nasibini alacağını bilemiyoruz. Mezenterik benlerin tutulduğu vakalarda ameliyat yapmıyoruz. Ama öyle bir profil çıkarma imkanına eriştiğimiz takdirde bu kadar invazif olmasına rağmen belki daha büyük, tekrar Fortner yıllarına dönüp bunlarda portal ven rezeksiyonlarını da aşan, superior mezenterik arter ven rezeksiyonlarını alan extensive ameliyatları justify edebileceğiz inşallah. Kolorektal kanser de öyle. Kolorektal kanserde hangi hastaları ameliyat edelim? Peritoneal metastazları ameliyat edelim mi, etmeyelim mi? Bir zamanlar tabuydu. Şimdi common practice. Ama bundan fayda gören hastalar var, fayda görmeyen hastalar var. Karaciğer rezeksiyonları, küçük karaciğer metastazlarını rezeke ediyoruz. Bazen hastalığı durduramıyoruz. Sunduğum vakada extensive right hepatik rezeksiyondan 35 sene sonra hayatta kalan hastalar var. Hiç tedavi etmediğin zaman hayatta kalan hastalar var. Dönüp dolaşıp felsefeyle bitiriyoruz. Onkolojinin de bir diyalektiği var ve bu diyalektik Marx'ın Hegel diyalektiğine yaptığı gibi upside down. Bunun artık ayakların üzerine dikilmesi gerekiyor. Genomik değişiklikler kanserin biyolojik tavrını belirliyor. Histopatolojik tanımlamalar bundan 10 sene sonra artık tarihe karışacak. Ben şimdiden size söyleyeyim. Papiller tiroid kanseri demeyeceğiz. Foliküler tiroid kanseri demeyeceğiz. BRAF type kanseri. Bunu kullanıyoruz artık. Gündemimize girdi. Mesela eğer BRAF mutation, RAS mutation'ı varsa bu hastaların hiçbirisinde lenf nodu metastazı olmuyor. Ben RAS mutation'ı olan hastaların hiçbirini central compartment dissection yapmıyorum. Onlar çok güzel radyoaktif yoda cevap veriyor. BRAF mutation'la daha agresif bir şekilde lenf nodu diseksiyonları yapıyoruz. BRAF mutation'ı olan hastaların %75'i radyoaktif yoda cevap vermiyor. Bu gibi teranostik tanımlamalar kolorektal kanserde de gündeme geliyor. Grading'i değiştireceğiz. Grading artık işte kötü bakıyor, çok az diferansiye, poorly diferansiye. Bunlar tabii ki bu morfolojik tanımlamalar büyük ölçüde moleküler tanımlamalarla örtüşüyor. Ama çok çirkin görülebilen bazı morfolojilerin biyolojileri farklı olabiliyor. Tam tersi. Mesela diferansiyel tiroid kanserinde olduğu gibi papiller, iyi huylu dediğiniz hastalar, beyin metastazları, retina metastazlarıyla 2 ay içinde kaybolup gidebiliyorlar. Staging konseptleri değişecek. AJCC 8 çıktı, 8. AJCC. Orada da büyük bir değişiklik yok hala. Fakat bunlar da değişimden geçecek. Dediğim gibi onkolojinin diyalektiği değişmekte ve terminolojimiz ve yaklaşımlarımız, teranostik yaklaşımlarımız da değişecek. Çok teşekkür ederim.